Bugün sizlerle uçak teknolojisi programı hakkında konuşacağız. Gün geçtikçe artan havacılık sektörünün gelişmesi, uçak üzeri çalışılan departmanları örnek verecek olursak, kabin içi yapısal teknisyen olarak çalışabilmektedirler sık olarak veya havayolu şirketlerinde. Bu ciddi bir hasardır. Uçak parçası üreten firmalar bunlara örnek olarak verilebilir. Bize hayal gibi gelirdi mesela ve hayalmiş. Gerçekten bu paralara ilk etapta ulaşamıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uçak teknolojisi programı hakkında konuşacağız. Bu bölümün hangi üniversitelerde vardır? Bölümün avantajları nelerdir? Uçak teknolojisi bölümünden mezun olan bir öğrenci iş sektörü olarak hangi şirketlerde çalışabilir? Hangi işleri yapabilir? Bu bölümlerden mezun olanların başlangıç olarak aldıkları maaş nelerdir? DGS yapıp uçak teknolojisi programından 4 yılda tamamlamak isteyip bu süreçte onları neler bekliyor? Onlardan bahsedeceğiz. İsterseniz önce kendimden bahsedeyim. Ben Fatih Boz, Kayseri Anadolu Teknik Lisesi, Uçak Gövde Motor Bakım Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünü birincilikle bitirerek başarılı bir şekilde mezun oldum. İsterseniz gelin başlayalım. Uçak Teknolojisi programının temel amacı, uçak teknolojisi alanında nitelikli ve sektördeki ulusal ve uluslararası tüm firmalarda görev yapacak donanımda uzmanlar yetiştirmektedir. Uçak teknisyeni unvanı alan mezunlar, havacılık sektöründe imalat yapan firmalarda veya büyük çaplı bakım onarım yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilmektedirler. 2 yıllık bir bölümdür. Arkadaşlar, uçak teknolojisi programı üniversitelerin havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinin ya da sivil havacılık fakültelerinin uçak gövde motor bakım alanı ve uçak elektrik elektronik alanının 2 yıllık kısaltılmış bir programıdır. Bu program gün geçtikçe artan havacılık sektörünün gelişmesi, bunların doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla kalifiyeli personel yetiştirmeyi planlayan 4 yıllıklara nazaran 2 yılda sıkıştırılmış eğitimler alarak bu bakım faaliyetlerini gerçekleştirip kalifiyeli bir şekilde mezun olup bu sektörlerde çalışılmasını planlayan bir üniversitede ön lisans programıdır. Uçak teknolojisi, uçak elektrik elektronik, uçak gövde motor bakım arasındaki farklar. Uçak gövde motor bakım bölümü mezunlar şirketlerde mekanik ve yapısal olarak çalışabilmektedirler. Uçak elektrik elektronik bölümü mezunları avyonik sistemlere ait komponent, kablolar, kokpit vesaire üzerinde çalışır. Kısaca elektrikle alakalı tüm sistemlerde çalışmaktadırlar. Arkadaşlar, uçak gövde motor mezunları şu an Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi veya Sivil Havacılık Fakültelerinden mezun olan öğrenciler özel şirketlerde bakım faaliyeti yürüten şirketlerde mekanik olarak çalışmaktadırlar. Mekanik, yapısal alanında da çalışan arkadaşlar var. Şimdi uçak elektrik elektronik bölümü mezunları uçağın daha elektronik aksamlarını kapsayan avyonik sistemler üzerinde çalışan arkadaşlardır. Uçak teknolojisi mezunu arkadaşlar şu an uçak bakım atölyelerinde, yani çeşitli atölyelerde çalışabilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak bu atölyeler hidrolik atölyesi, kaplama atölyesi, kabin içi bakım faaliyeti yürüten diğer atölyeler. Genellikle uçak üzeri çalışılan departmanları örnek verecek olursak uçak bakım yapısal alanında uçak yapısal teknisyeni olarak veya kabin içi yapısal teknisyeni olarak çalışabilmektedirler sık olarak. Uçak teknolojisi bölümünde okuyanlar hem avyonik hem mekanikten ortak dersler alırlar. Konuları hızlandırılmış bir biçimde genel olarak görürler. Uçaklarda kabin içinde yapısal olarak çalışabilirler. Ama genellikle atölyede çalışmaktadırlar. Daha önceden bahsettiğim gibi uçak gövde motor bakım ve uçak elektrik elektroniğin kısaltılmış 2 yıllık programıdır. Buradan mezun olanların uçak bakım faaliyeti yürüten firmalarda veya havayolu şirketlerinde uçak bakım yapısal atölyelerinde uçak bakım yapısal teknisyeni olarak veya genellikle kabin içi bakım teknisyeni olarak çalışmaktadırlar. Daha ziyade avyonik ve mekanik teknisyenler uçak gövde motor ve uçak elektrik elektronik lisans programından mezun olan öğrencilerdir. Ha, istisnalar var mıdır? Vardır. Ben uçak teknolojisi mezunu olduğum için uçak bakım yapısal teknisyeniyim. Peki yapısal teknisyen ne iş yapar diye soracak olursanız uçak üzerindeki yapısal bağlantıların bakım, onarım, modifikasyon, kontrol, tamir işlemlerini yapan yapısal teknisyenidir. Uçak teknolojisi bölümünü okuyabilmek için özel şartlar. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturabilecek herhangi bir adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.
meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak. Bu hastalıklar neler olabilir? Renk körlüğü, işitme kaybı ve eksikliği, görme kaybı ve eksikliği vesaire. Arkadaşlar, uçak teknolojisi bölümünü okuyabilmek için bu özel şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Uçak teknolojisi programından, uçak yolda motor programından mezun olup uçak bakım teknisyeni faaliyeti yürütmek isteyip havaalanında çalışacak personellerin adli sicil kaydının temiz bulunması gerekiyor. Hani sürekli kontrollerden falan geçiyoruz. Her uçak bakım faaliyeti yürüten firmalarda da ilk etapta nizamiye dediğimiz koridoru geçmek için orada bir polis kontrolünden ve güvenlik kontrolünden geçiyoruz her seferinde. Neden diyecek olursanız uçak bakım faaliyetinin veya havalimanlarının son derece güvenli olması gerekiyor. Bizim havacılık bakım onarım faaliyetlerini yaptığımızda da temel gayemiz uçuşların emniyetli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Eğer biz adli sicil kaydı temiz bir personel olmazsak bu bakım faaliyetlerini emniyetli ve güvenli şekilde yapmayı tehdit bir unsuru olarak kabul gördüğünden bu doğrultuda bizden temiz bir adli sicil kaydı istiyor. Ve sağlık çok önemli arkadaşlar. Sağlık raporu almak şu şekilde. Renk körlüğü ciddi anlamlarda bizim sektörde dezavantaj şu şekilde. Yani uçaklarda etiketler, borular, kullandığınız bağlantı elemanları, tool'lar vesaire bunların tamamen tam anlamda eksiksiz ve hatasız olarak seçebilmeniz gerekmektedir. Bu ciddi bir hasardır. İşitme kaybı veya eksikliğine gelecek olursak teknisyenler genelde çifter ekip olarak çalışırlar. Takımlar şeklinde çalışırlar. Birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilmek çok önemlidir. Bu bakım faaliyeti yürütülen bakımda teknisyenlerin birbirleriyle iletişimine engel olabilecek davranışların önüne geçmek amacıyla uçak teknolojisi programından mezun olup uçak bakım teknisyeni olarak çalışmak isteyen bir kişiden sağlık raporunda işitme kaybı olunmaması unsuru dikkat çekiyor. Dediğimiz gibi görme kaybı eksikliği de önemli. Arkadaşlar uçak teknolojisi bölümü mezunlarının görevleri nelerdir? Çalışılan bilime göre farklılık gösterse de genel itibariyle uçak teknisyeninin yaptığı işler şu şekilde sıralanabilir. Üretimi yapılacak parça ve malzemelerin teknik resimlerinin çizimi. Uçakların ya da benzeri araçların düzenli olarak bakımının yapılması. Arızaya giren uçak ve parçalarının bakım onarım işlerinin yapılması, farklı parçaların montajı, üst birimlerce verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi vesaire. Uçak teknolojisi bölümünden mezun olan bir öğrenci nerelerde çalışabilir? Uçak teknolojisi bölümünden mezun olanlar uçak teknisyeni unvanıyla görev yapmaktadırlar. Uçak sanayisinde her çeşit havacılık işletmelerinde çalışma imkanına sahiptirler. Genel itibariyle çalışma alanları şunlardır. Havacılık sektöründe imalat yapan firmalar, bakım ve onarım şirketleri, havaalanları ve havalimanları bölümünün bulunduğu üniversiteler. Uçak teknolojisi bölümünden mezun olduk. Nerelerde çalışabiliyoruz? Havacılık sektöründe bakım onarım faaliyetlerini yürüten, imalat yapan firmalarda çalışabiliriz. Mesela uçak parçası üreten firmalar bunlara örnek olarak verilebilir. Havacılık sektöründe imalat yapan firmalara nerelere örnek verebiliriz? TEİ, Sarp Havacılık, Baykar Makine çalışabileceğiniz yerler olabilir. Uçak bakım onarım faaliyetini gerçekleştiren şirketlerde çalışabiliriz. Türk Hava Yolları Teknik AŞ olabilir. May Teknik olabilir. Pegasus Teknik olabilir. Sun Express Teknik, Corendon ve bunlara örnek verebileceğimiz birçok havayolu şirketi var. Bakım onarım faaliyetini yürüten şirketler ve havayolları şirketlerinin teknik kısımlarında çalışabilirsiniz. Havalimanları ve havaalanlarında iş bulabiliriz. Bölümün bulunduğu üniversiteler örneğin Anadolu Üniversitesi'nde kendine ait uçak bakım hangarı var. Ve buralarda çalışıp bu bölümlerden mezun olup çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Bildiğim kadarıyla Türk Hava Kurumu'nun İzmir'de bu tarz bir hangarı var. Bazı üniversitelerin kendi hangarları olduğu için burada çalışan arkadaşlarımız mevcut olduğunu biliyorum. En çok merak edilen konulardan biri de maaşlar ne kadar? Çoğunlukla bu bölüm mezunları özel sektörde 3 veya 5 bin TL dolayında işe başlamaktadırlar. Fakat KPSS ile atanan devlet memuru statüsüyle
maaş alıp görev yapmaktadır ve maaşları 2700 TL dolaylarındadır. Bize lisedeyken okurken çok yıllar önce hocalarımız derdi 5000'lerle 10000'lerle işlere başlayacaksınız. Bize hayal gibi gelirdi mesela ve hayalmiş. Gerçekten bu paralara ilk etapta ulaşamıyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Ortalama net olmamakla birlikte sizin kendi kişisel bilgi ve donanımınıza bağlı olarak ya da şirketler genelde belirli bir skalaları vardır. Lisans mezunları şu skaladan, ön lisans programı mezunları şu skaladan, orta öğretim mezunları şu skaladan işe başlayacaklar tarzında. Yani bunlar tahribi, önce onu söyleyelim. 2000 ile 5000 arasında olduğunu düşünüyorum ben. Yeni başlayan arkadaşların maaşlarının. Kitaplarda emek olmadan yemek olmuyor. Biraz sabır gerektiriyor. Tabii ki 10 binler falan uçak bakım teknisyeni için yüksek paralar değil aslında. Ve maaşımız nasıl artar? Yabancı diliniz havacılıkta çok önemli. Eğer uçak bakım teknisyeni olacaksanız İngilizce şart. İngilizce olmadan gerçekten olmuyor. Arkadaşlar, uçak teknolojisi bölümünden mezun oldunuz. Şu an işe başlamayı düşünmüyorum. Eğitimime devam edeceğim diyorsanız dikey geçişle yapabileceğiniz 4 yıllık bazı programlar var. Lisans programları. Bunlar elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pilotaj, uçak elektrik elektronik, uçak gövde motor bakım, bunlardan bazıları. Mesela uçak mühendisliği normalde mesela baba bir bölümdür, yani hele bir de İTÜ'de okuyacaksanız gerçekten ciddi bir hazırlık ve emek isteyen bir bölüm. Ama şöyle bir şey var, dikey geçiş sınavı bence kolay bir sınav. Şimdi Türkçe, matematik, mat 1 hepimizin bildiği temel konular. Türkçe'de paragraftır, cümleden lan, bunlara girdiğimiz zaman bir nebze normal üniversite sınavından daha basit sınavlar. Gerçekten güzel bir fırsat eğitimini devam ettirmek isteyenler için. Yani derseniz ki madem uçak mühendisliğini kazandın, neden devam etmedin? Ben mesleğimi seviyorum. Hayat şartları tercihim doğrultusunda işe başlamayı tercih ettim ve memnunum. Bir sıkıntı yok. Uçak teknolojisi okutulan dersler. Zor mudur? Kolay mıdır? Nasıldır? Hepimizin bildiği kültür dersleri var. Atatürk ilke ve inkılapları tarihi. 2. sınıfta 2 şeklinde devam ediyor. Türk dili 1, yabancı dil 1. Gerçekten şöyle söylemek istiyorum. Kültür dersleri önemli dersler. Her Türk gencinin öğrenmesi gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hangi bölümü okursanız okuyun, kültür dersleri mutlaka vardır. Ayrıca bunlara temel bilgi teknoloji dersi de bunlara ek olarak kültür dersleri olarak okutulan dersler arasında oluyor. Kültür dersleri demişken tabii fizik, matematiksiz olmaz. Sayısallığın temelini oluşturan dersleri de uçak teknolojisi programı 1. sınıfında görüyoruz. Sonra burada yavaş yavaş sizi mesleki alana yönelten malzeme ve donanım dersleri var. Ayrıca arkadaşlar modüller var. Bu modül 6 dersidir. Yani gerçekten sizin yerinizde olsam şunu yaparım. Malzeme ve donanım dersini aldım. Vize ve finallerim bitti. Hemen arkasına modül sınavına girelim ve başarılı bir şekilde geçersem benden güzeli yok. Sonra geldik insan faktörleri dersi. İnsan faktörleri benim öngörümde gerçekten çok önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Havacılık sektöründe insan temelli bakım faaliyetleri de yürüten bir insan olduğu için bir insan günü gününe de tutmuyor. Bazen stresli olabiliyor, kafası karışık olabiliyor, ailevi problemleri olmuş olabiliyor. Hepimiz insan olduğumuz için insani kaygılarımız var. Ve burada insan faktörleri devreye girerek bizleri bu konu doğrultusunda bilgilendiriyor. Yani durumsal farkındalık nedir? İnsan faktörlerinin amacı nedir? İnsan faktörlerinin havacılık için önemi nedir? Uçak bakım faaliyetlerinde bakım onarım şirketlerinde en önemli unsurun emniyet ve güvenli bakım faaliyetini yönetmek olduğu için insan faktörleri bizleri bu konuda aydınlatan bir ders. Diğer bir konuya geçince yabancı dil gerçekten uçak bakım sektöründe çok önemli, havacılık sektöründe çok önemli. Havacılık sektörünün dili İngilizce. Yani bütün yapılan bakım prosedürleri, bakım el kitapları İngilizce olarak mevcut. Bu bakımları yapabilmemiz için İngilizce bilmemiz gerekiyor. En önemli konulardan biri İngilizce. Gerçekten yabancı dili öğrenmeden mezun olmayın. Yabancı dil her zaman karşınıza çıkıyor ve bütün yapacağınız işlerde yabancı dil ve İngilizce bilmeniz gerekiyor.
Arkadaşlar yavaş yavaş artık mesleki derslere geçmeye başladık. Buralarda bizi bekleyen dersler havacılık kanunları. Yani bu da modül 10 sınavı. Gaz türbinli motorlar, temel aerodinamik ve pervane, dijital teknikler ve elektronik alet sistemleri. Yine yabancı dil karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi İngilizce çok önemli. Ve seçmeli dersler var. Sportif havacılık faaliyetlerinde maket uçak dersleri oluyor mesela. Yani seçmeli dersler neyse onları artık bilemiyorum. Üniversiteden üniversiteye değişebilir. Uçak motorları ve endüstriye dayalı bakım uygulamaları dersleri bizleri bekliyor. Yani bölüm gerçekten şu şekilde %100 sayısal bir bölüm olduğunu söyleyemem. Sözele de dayalı bir bölüm. Arkadaşlar sonra teorik dersleri tamamladıktan sonra yaz stajı. Stajın önemli olduğunu düşünüyorum. Staj sizler için bir referanstır. Staj yaptığınız yerlerdeki tanıştığınız insanlar sizlere ileride iş bulmanıza vesile olabilecek insan potansiyelidir. Ve gerçekten stajlarınızı yatarak değil de güzel bir şekilde tamamlarsanız sizlerin kariyeri açısından iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar liseden mezun olacağız. Uçak teknolojisi programını okumak istiyoruz. Üniversite sıralamaları nelerdir? Şimdi burada bazı üniversitelerin sıralamaları gözüküyor. Ancak Herkesin Havacılık Derneği'nin resmi internet sitesinde bütün detaylarıyla birlikte üniversite sıralamaları, taban puanları ve havacılıkla ilgili birçok şeyi görebilirsiniz. Arkadaşlar uçak teknolojisi programı hakkında bahsettiğimiz temel konular bunlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğitim ve kariyer hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Thank you.